Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz Makbul Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Arabala. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Rica Nazik ederiz. davetiniz için. Çok mersi rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1995'te Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun oldum. Bilin yazılımlı yazılım hayatıma başladım, iş hayatıma. Daha sonra Garanti Teknoloji'de uzun yıllar çalıştım. Ee, bu arada Bilgi Üniversitesi'nde MBA'yı bitirdim. Daha sonra İngiltere'ye gittim. İngiltere'de London Metropolitan Üniversitesi'nde finansal marketler ve türev ürünleri üzerine yüksek lisans yaptım. O sırada İngiltere'de çalıştım. Daha sonra döndüm. Ee, Ziraat Teknoloji'de çalışmalarıma devam ettim. De facto'da çalışmalarıma devam ettim. Aynı zamanda da Medipol'de çalıştım. Şimdi de Makbul'de genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. 26 senelik iş hayatımda işte teknolojide farklı rollerde çalıştım. Yazılım olsun, proje yöneticiliği olsun, uygulama geliştirme müdürlüğü, üst yöneticilik. 11 senedir de teknoloji alanında üst yöneticilik yapıyorum farklı sektörlerde. Harika bir eğitim ve mesleki kariyeriniz var. Çok Teşekkür tebrik olun. ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Her sektörde dijitalleşme hayatımıza girdi. Peki dijital dönüşüm nedir acaba? Dijital dönüşüm şirketlerde mevcut iş süreçleri ve yeni iş süreçleri, ürünlerde hizmetleri oluştururken teknolojinin süreci kullanımda teknoloji süreçte kullanılmasıdır diyebiliriz. Dijital dönüşüm yeni ve mevcut iş süreçlerimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi oluştururken teknolojiyi kullanma süreci. Bu tabii ki sadece teknolojiyi kullanma süreci değil. E, çünkü işte süreçlerin otomasyonundan ve yapay zeka kullanımından birçok alana kadar gidebilecek bir süreç. Kesinlikle. Bununla birlikte işte biz aldık robotları kullandık, yapay zekayı kullandık dediğimizde aslında dijital dönüşümü tam gerçekleştirmiş olmuyoruz. Burada şirkette, organizasyonda yetkinliklerde süreçlerimizde aşamalı bir şekilde dijital teknolojinin kullanımının entegre edilmesi ve Organizasyonel olarak, kültürel olarak ve operasyonel olarak e, bu süreçlerin gelişimi, dijital dönüşümü ifade ediyor. Evet. Son günlerde chat GPT ve mid journey e, yapay zeka uygulamaları da çok kullanılmaya başladı. Evet, önümüzdeki dönemde gerçekten teknolojik anlamda hani... Bu yapay zeka'nın çok fazla hayatımıza girdiğini ve her alanda evet. bizi etkilediğini görüyor olacağız zaten. Kesinlikle. Bu hem iş dünyasında Hı -hı. insan faktöründe de etkili olacak hem de teknolojik anlamda çok yeni ürünlerde geleceğini düşünüyorum. Evet. Şirketler dijital dönüşümde hangi adımları uygulamalı ve nelere dikkat etmeli? Dijital e, dijital dönüşüm uzun soluklu bir yolculuk. Burada e, bu yolculuğa çıkarken dikkatli bir planlama yapmak ve uygulamayı iyi yapmak gerekiyor. Öncelikle şirketimizin mevcut durumunun bir resmini çekmek gerekiyor. Dijital olarak biz ne durumdayız? Onu belirlemek gerekiyor. Dijital olgunluk analizi yapıp insan olarak, teknoloji olarak, süreçler olarak biz kendimiz ne durumdayız? Onu bir tartmamız gerekiyor ki fotoğrafımızı çekmemiz gerekiyor. Ona göre gelecekte biz ulaşmak istediğimiz hedefte başlangıçta ne durumdaydık nerelere geldiğimizde gözlemleyebilelim. aynı zamanda işte her şirketin dijital dönüşüm gerekçesi farklı aslında e, hap şeklinde bir çözüm yok işte alıp kullanalım diyeceğimiz bir şey yok Bu anlamda e, dijital olgunluk analizi Aslında bizim iş stratejimiz e, dijital e, yol haritasını belirlerken bize Aslında iyi bir girdi sağlıyor. Bir sonraki aşama mevcut durumu değerlendirdikten sonra iyi bir yol haritası oluşturmak gerekiyor dijital dönüşüm için. Bu yol haritasının iyi hazırlanması aslında dönüşümün de başarıya ulaşmasında en önemli faktörlerden bir tanesi. Yol haritasını hazırlarken tabii ki iş stratejisiyle uyumlu olması gerekiyor bu yol haritasının. Aynı zamanda insan faktörünü göz önüne almak gerekiyor. Çünkü nitelikli insan iş gücü sonuçta bu işleri yapacak. Teknolojinin iyi olması gerekiyor. Altyapının iyi olması gerekiyor iletişim altyapısının. Kullanıcılarımızın, çalışanlarımızın dijital anlamda dijital dönüşüme destek vermesi ve onların yetkinliklerini artırmamız gerekiyor. Hem organizasyonda dijital dönüşümü sağlayacak ekip oluşturmak hem de çalışanlarımızı dijital yetkinliklerini artırmak için eğitimler vermek gerekiyor. Tabii ki en önemli nokta aslında dönüşüm yolculuğunda şirketlerin organizasyonel ve kültürel anlamda değişmesi. Burada e, ka, e, kültür e, stratejiyi kahvaltıda yer diyor Peter Drucker. Dolayısıyla dönüşümdeki aslında en büyük başarı bizim şirket kültürümüzü dönüşüme uygun hale getirmek ve geliştirmek. İşte artık inovasyona şirketimize daha fazla değer verilmesi. Çevik iş yönetimi anlayışının daha fazla ecel kazandırılması metotlar. ve evet ecel metotlar ve aynı zamanda da dijital okur yazarlığın tüm kademelerde evet. artırılması önemli bir nokta. Kesinlikle. Tabii ki şirketlerin her şirketin dijital dönüşüme çıkma yolculuğu farklı sebepleri farklı. Bu anlamda şirketler kendi hedeflerini belirlemesi gerekiyor. Şirketlerin genel anlamda geliri artırmak, büyümek, verimliliği sağlamak. Ve e, karlılık hedefleri zaten baki. Onlar bir tarafta Muhakkak. duruyor. Bu tarafta işte bir taraftan da dijital dönüşüm yolculuğunda biz bu kriterlerde neleri sağlamak istiyoruz? Hedeflerimizi net bir şekilde belirlemek gerekiyor ki biz başlangıçta neredeydik? Hedefimiz neydi? Nasıl gittik? Onu da ölçebilelim. Boston Consentancy grubun yaptığı yakın zamanda bir araştırma var. Dijital dönüşüm yolculuğuna başlayan şirketlerin yaklaşık %70'inin hedeflerine tam olarak ulaşamadığını gösteriyor. Başlangıçta belirttiğim gibi dijital dönüşüm uzun soluklu bir yolculuk. Kolay bir yolculuk Tabii. değil. burada işte hele bu kültürden uzak olan firmalar evet, için. Evet, onlar için de gerçekten zor. Bu nedenle ilk başta dediğim gibi yol haritasını iyi belirlemek gerekiyor. Hedefleri net belirlemek gerekiyor. Ve e, gerektiğinde de hedeflerden sapma varsa düzenlemeler yapmak gerekiyor. Evet. Dijital dönüşümün şirkete, çalışana, müşteriye avantajları nelerdir? Ne gibi kazanımlar elde edebilirler? Dijital dönüşümde işletmeler aslında rekabet avantajına kavuşuyor. Bir taraftan da e, verimlilik ve büyüme sağlayacak inovatif yeni ürünler, hizmetlerin geliştirmesini aslında dijital dönüşüm bir taraftan Hı. imkan sağlıyor. Aynı zamanda da dönüşümle birlikte yeni ürünlerin pazara çıkma sürelerinde kısa imkan sağlayabilen olanaklara kavuşuyoruz. Tabii Türkiye'de şirket patronları biraz çıktıları çabuk görmek istiyor. Evet. Hemen sonuç Görüst alalım. olmak gerekirse hemen sonuç almak istiyorlar. Dolayısıyla dönüşümü planlarken aslında biraz da hızlı kazanımlara da başlangıçta planlama yaparken... E, belirlenmesi bence önem arz ediyor. Böylece kazanımları gören evet. üst yönetiminde Motivasyonu motivasyon yükselecek. artıyor. Dijital dönüşümü hı. daha fazla desteklemeye başlıyorlar. Hı hı. Tabii bir taraftan da çalışanlar ve insan psikolojisi faktörü var. Burada herkes BFN'e bana faydası ne diye bakıyor dönüşümün. <laughs> Burada da işte çalışanlarımızın işte manuel yaptığı süreçleri otomasyona aldığımızda onların verimlilik artışına imkan sağlayabiliyoruz ve böylece çalışanlarımızın işte daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz. Biz de şirketimizde işte fatura sürecini otomasyona aldığımızda bir yönetici arkadaşımız gelip bana işte benim bir iş günüm azaldı işte çalışan arkadaşlarımın ekibimin 3 iş günü azaldı işlerimiz şeklinde ve artık imza almak için hani uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Artık işlerimizi de daha iyi takip edebiliyoruz şeklinde geri dönüşümler aldı. Tabii ki bu aslında çalışanların da bir taraftan dönüşüme sahip çıkmasında bu artıları görmeye başladıkça imkan sağlıyor. Ama tabii ki bir taraftan da en başta az önce de söylediğim gibi çalışanların da dijital okuryazarlığını artırmak için gerekli adımlarında atılması gerekiyor. Dijital dönüşümün bir taraftan da müşteriye faydası var tabii ki. Müşterimize daha önce sunmadığımız eğer mobil imkanlarımız var yoksa işte mobil kanalları, işte e-ticaret kanallarıyla müşterimize farklı kanallardan ulaşma imkanına kavuşabiliriz. Aynı zamanda müşterimizi daha iyi tanıyarak ona mağazamızdan, e-ticaret sitemizden, mobil kanallarımızdan daha iyi ürünler sunabiliriz. Onun geçmiş hareketlerini takip ederek ona çok daha iyi ürünler sunma şansına sahip olabiliriz. Bir taraftan da tabii ki dijital dönüşümle birlikte hem müşteri verileri hem de süreç verileri toplanmaya başlıyor. Artık şirketimizde kritik iş karar süreçlerinin de daha fazla veri odaklı olabiliyoruz. Böylece karar verirken artık sistemlerin de desteklediği e, kararların işte insanlar tarafından alınmasına, çalışanlarımız tarafından alınmasını sağlıyoruz. Tabii ki burada hiçbir zaman çalışanın muhakemesi gitmeyecek ama evet. onun eline çok daha fazla Hı. data da, vererek, diye. veri vererek Hı. onun daha kolay karar almasını sağlayabiliyoruz. Biz de şirketimizde mesela geçmişte mağazalarımız e, talep ederken biten ürünleri artık biz veri modellerini merkezde evet. sağlayarak işte biten ürünlerin merkezden otomatik gönderilmesini sağlamaya başladık. Böylece hani mağazamızdaki yöneticilerimiz artık bu işlerle çok fazla şey yapmıyor, daha çok merkezden yapıyoruz hı hı. bu işleri ve yok satma oranlarımız azalıyor. Böylece aslında müşterimize de daha iyi hizmet sunuyoruz. Bir taraftan da dijital dönüşüm aslında şirketlere yeni işbirlikleri konusunda imkanlar sağlıyor. Mesela burada yeni işbirlikleri teknoloji sağlayıcılarla olabilir farklı firmalarla olabilir yeni ürünler birlikte sunulabilir Burada mesela nesneen internet alanında yer alan bir şirket e, ürünü çıkaracağı zaman artık e, mesela sorun olduğunda sensörde ses çıkarmak için kendisi bir ses asistanı geliştirmek yerine mevcutta olan işte Google Apple gibi e, firmaların ses asistanlarını kullanarak ürününü daha hızlı çıkartabilir günün sonunda dijital dönüşüm aslında şirketleri hem performansını artırmada hem de verimliliği artırmada aynı zamanda da rekabet gücünü artırmada fayda sağlıyor. Çok güzel. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Son olarak gıda perakendesinde gelecekte hangi teknolojik trendler olacak ve teknoloji liderlerinin gelecekteki rolü nedir? teknolojide mega trendler var. işte bir taraftan yapay zeka, nesnelerin interneti, blok zinciri, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, robotlar, dronlar, otonom sistemler, nanoteknoloji, 5G gibi bir mega trendler var. Bunların tabii ki her sektöre yansımaları da var. Evet. Eee gıda perakendeciliğinde akıllı mağazacılık kavramının gittikçe geliştiğini görüyoruz. İşte al al ve çık mağazacılığı, Amazon Go'da olduğu gibi. Bunun Türkiye'de de yavaş yavaş örnekleri hı hı. geliyor. Tabii ki bu şu anda biraz maliyetli olduğu için yaygınlaşması biraz zaman alacak. robotların mağazada kullanımı başladığını görmeye başlayacağız yakın zamanda muhtemelen. Nesnelerin internetiyle işte rafta biten ürünün robotlar tarafından işte getirilip tekrar yüklendiğini yakın bir gelecekte şahit olabiliriz. Aynı zamanda işte müşterilerimizin sepette alışveriş yaparken ürünleri koydukça hızlı bir şekilde değişik mobil ödeme kanallarıyla alışverişini bitirdiğini ve e, hızlı bir şekilde alışverişlerinin bittiğini gözlemliyor olabiliriz. Bir taraftan da tabii ki akıllı tarım önemli gıda perakendesinde, akıllı tarım uygulamalarında işte sensörlerin daha fazla kullanılmaya başlamasıyla evet. akıllı sulama, nemlen, nemin nemin evet. takip edilmesi, gübreleme gibi alanlarda sensörlerin nesnelerin internetini çok fazla kullanıldığını göreceğiz. Aynı zamanda robotların da yavaş yavaş ürün hasatlarında daha fazla kullanıldığını hem dünyada hem Türkiye'de göreceğiz. Dronlar da işte hem tohum ekiminde hem de işte alanların takibinde, çevresel alanların takibinde daha fazla kullandığını göreceğiz. Bu şekilde hem mağaza tarafında hem akıllı tarafındaki teknolojik trendlerle müşterilerimize daha iyi hizmet veriyor olacağız. Teknoloji liderleri de şu anda mevcutta bilgi operasyonlarından sorumlu olmak yerine yavaş yavaş iş sonuçları, dijital strateji ve aynı zamanda gelir yaratmadan sorumlu hale gelmeye başladılar. Geçmişte Marta Geller'in CEO paradoksunda belirttiği gibi teknoloji liderleri özellikle teknoloji alanında çok fazla operasyonlarla zaman harcıyor ve stratejiye çok fazla zaman bulamıyordu. Teknoloji liderlerinin bu paradoksu çözmesi gerekiyor ve gittikçe teknoloji liderlerinin de strateji alanında, üst yönetimde daha fazla yer edindiğini görüyoruz bugün günümüzde. Ve teknoloji liderlerinin de uzun vadede yavaş yavaş genel müdürlük seviyelerinde de hem dünyada hem de Türkiye'de örneklerini görüyoruz. Mesela e, büyük bir bankanın e, genel müdürü yakın zamanda teknoloji bölümünden atama yapıldı. Bu nedenle teknoloji liderlerinin teknoloji becerileri yanında iş becerilerinin de vizyonlarını Hı -hı. geliştirmesi ve iş becerilerini de evet. artırması gerekiyor. Kesinlikle. Bugünkü konuğumuz Makbul Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Arabalı'ydı. Efendim katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.